40 kişiydiler. Hepsi yoksul köylü çocuklarıydı. Aralarında hiç kız yoktu. Eskişehir'e kimi ana babasıyla, kimi yalnız geldi. İlkokulu bitirdikten sonra çiftelere öğretmen okulu açılıyor diye duymuş, babalarının zar zor topladığı 30 lirayı kayıt için verip soluğu Eskişehir'de almışlardı. 5 yıl orada okuyacak, öğrenecek ve köylerine öğretmen olarak geri döneceklerdi. Hızla büyüyecek bir eğitim ordusunun ilk neferleri olduklarından haberleri yoktu. 1937 yılıydı. Yoksulluk diz boyuydu. O gün yırtık çarıkları, yamalı elbiseleriyle mahzun fotoğraflar çektirdiler. Siyah don böyle dar paçalı, arkası bohçalı, donlu çarık kiminde. E ben nahiyeden gittiğim için daha şey... Bol paça, pantolon, ceket falan var üzerimde. Öyle gittim ama arkadaşların çoğu bu dediğim kıyafet dedi. Çoğun ceketi yok. Sıkma derdik, gömlek, yakasız böyle. Şimdi hakim yaka diyorlar, moda oldu o. Sıfır yaka diyorlar falan. O zaman yokluktan öyle dikilirdi. Kayıt oldular, saçları 3 numara kesildi, bit taramasından geçirildiler. Kamera karşısına bu sefer okul yılları boyunca sırtlarından çıkarmayacakları gri üniformalarıyla geçtiler. Yeni bir hayata başlamak üzereydiler. Akşam çorbası verdiler ki ben öyle bir çorba görmemiştim. Pirinç çorbasıymış. Ne kadar bir şey ağzına alırsan pirinç falan gitmiyorsa demir kaşıkla verdiler. Biz tahta kaşığa alışmıştık. Demir kaşık böyle onun alıyoruz. Adamın ağzına bir şey gitmiyor falan. O zaman bazı arkadaşlar da birbirleriyle gülüyorlar. Yavaş ye falan diyorlar, yandakilere takılıyorlar, pilav da var. Dön birisi damağına sapladı çatalı diye. Yani çatal, kaşık falan tutmasını da kimse bilmiyor. Kurtuluş 15 yıl önce gerçekleşmiş ama ülke yoksulluktan ve cehaletten kurtulamamıştı. Ne dil devrimi, ne de okuma yazma seferberliği köyün gelişmesine yetmemişti. Ülkenin nüfusu 16 milyondu, okur yazar sayısı ise sadece 2,5 milyon. Yani 7 kişiden sadece biri okuma yazma biliyordu. Nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu ve devrimler henüz 40 bin köyün sınırları içine sokulamamıştı. Çocukların geldiği Anadolu cehalet içinde kıvranıyordu. Devrimin önder kadroları 1935'te CHP'nin 4. kongresinde köyün kalkınması için önlem almaya karar vermişlerdi. Bu cehaleti yenmek istiyorlardı. Ama nasıl? Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan çözüm arayan Mustafa Kemal'e "Elimde para var fakat eleman yok." diyordu.
Çözümün ilk ışığı bu ikilinin yaptığı görüşmede yandı. Mustafa Kemal içinden yetiştiği camiayı, askerleri devreye sokmayı düşündü. Erlerin eğitimini yaptırdığımız çavuşlardan bu konuda da pekala yararlanılabilir dedi. Askerliğini çavuş olarak yapmış, okuma yazma bilen gençleri kendi köylerinde eğitmen olarak görevlendirmeyi düşündüler. Mustafa Kemal'in adını koyduğu projenin başına İsmail Hakkı Tonguç getirildi. Tonguç, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde el işi hocasıydı. Özellikle köyde eğitim konusunda araştırma ve çeviriler yapmıştı. O günden sonra İlköğretim Genel Müdür Vekili olarak hizmet verecekti. Orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış 85 kişi köylerinden çağrılıp Eskişehir Çiftelerde eğitime alındı. 6 ay kurs görecek ve köylerine dönüp çocuklara temel eğitim vereceklerdi. Ayrılırken kendi yaptıkları bavullarla yan yana dizilip bu fotoğrafı çektirdiler. Köy enstitülerinin 60. yıl dönümünde o seferberlikte göreve çağrılan 85 eğitmenden sadece biri hayatta kalmıştı. Ali Osman Yıldızhan. 6 ay vakit geçirdik ama hep de ders görmedik. Bina yapısı ve 40.000 kerpiç kestik. Bir yağış oldu, onlar da dağıldı. İşte ayda 2 lira harçlık verilir. Eğitmenler 6 aylık kurstan sonra köylerine döndüler. Yanlarına rehber olarak kılavuz kitaplar verildi. Köyün çocuklarına okuma yazma öğretmekle kalmadılar, aynı zamanda köyün yetişkinleri için gece kursları açtılar. Kendilerine verilen toprağı işleyerek hem köylüye örnek oldular hem de kazançlarını sağladılar. O zaman okur yazar yok. Mektup gelir ki çok okutamaz. Zaten benim gayem köye okuma yazıma girmek. Parası da değildim. Zaten aldığım 12 liraydı. Ders günlerinde sabahtan 3 dersimiz vardı. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik, ziraat. Yani 4 saatlik dersimiz. Ondan sonra giderdik, işimiz başladı. Eğitmen projesinden bir yıl sonra çavuşlarla bu işin uzun süre yürüyemeyeceği anlaşıldı. Ve köylere öğretmen yetiştirmek üzere özel bir okul kurulması kararlaştırıldı. İlk eğitmen kursunun açıldığı çifteler bu okul içinde merkez olarak seçildi. İşte ilk 40 öğrenci bu iklim içinde okullarına geldiler. İkinci sene gelen öğrencilerse tam kayıt olacakları gün projenin fikir babasından gelen bir kara haberle sarsıldılar. Okulun kampanası çaldı. Yani büyük bir zil böyle çaldı. Okulun önünde topladılar. 10 Kasım 1938. Genç bir adam merdivene çıktı. Biz öğrencilere bir konuşma yaptı. İşte o zaman dondum kaldım. Atatürk'ün öldüğünü haber verdiler. Yani en sevinçli günümde arkasından büyük bir üzüntü. Önce bir böyle ne yapacağımızı bilemedik. Fakat bizden önceki sınıftaki abiler ağlamaya başladılar. O abi dediğim onlar da 12, 13, 14 yaşında çocuklar. Biz de başladık ağlamaya. Bu tören bir dönemin kapanışının da habercisiydi. Atatürk'ten sonra liderliği İsmet İnönü devralacak ve köyde eğitim projesini sürdürme görevi ona düşecekti. İnönü Cumhurbaşkanı seçilince kabineyi Celal Bayar kurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Ali Yücel getirildi. Yücel, hayatını eğitime adamış bir felsefe hocasıydı. Bakanlıkta tam bir devrim yaptı. Üniversiteler Kanunu çıkararak özerkliği güvence altına almaya çalıştı. Dünya klasiklerinin çevrilmesi için bir tercüme bürosu kurdurarak 500'den fazla eserin Türkçe'ye kazandırılmasını sağladı. Ama onu ölümsüzlüğe kavuşturacak asıl projesi köy enstitüleri oldu.
Yücel'in Milli Eğitim Şurası'nda tartışmaya açtığı bu proje, Cumhuriyet'in en önemli hamlelerinden biriydi. Yücel bir yasa tasarısı hazırlatarak ülkeyi tarım koşullarına göre her biri 3-4 ili kapsayan 21 bölgeye ayırdı. Bu 21 bölgenin en uygun yerlerine birer köy enstitüsü kurulacaktı. Enstitüler şehirden uzakta olacak ama mümkünse tren istasyonuna yakın bir yere kurulacaktı. Bu enstitülerde köyün kalkınması için gerekli öğretmenler yetiştirilecekti. Ancak öğretmen sadece okuma yazma öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda köylüye modern tarım tekniklerinden marangozluğa, klasik müzikten hasta tedavisine kadar her konuda eğitim vereceklerdi. Bir anlamda yerel önder aydınlar yetiştirilecekti. Böylece köylerin kalkınmasının sorumluluğu o bölgenin içinden yetişmiş aydın köylülere emanet edilecekti. Bu hem geri kalmış bölgeleri kalkındıracak hem de muhtemel bir göç hareketini önleyecek bir projeydi. Okulların adı Enstitü kondu. Çünkü bilgiyi iş haline getirerek uygulayan bir eğitim sistemi öngörülüyordu. Hasan Ali Yücel hemen bu seferberlikte omuz omuza çalışacağı yol arkadaşını belirledi. İsmail Hakkı Tonguç'u vekaleten yürüttüğü göreve asil olarak atadı. Tonguç zaten Alman ve İsviçreli eğitim bilimcilerin fakir çocukların okutulması ve el becerilerinin artırılması konusundaki kitaplarını tercüme etmişti. Bu yaklaşımları 1940'lar Türkiye'sinin koşullarına uyarlamış ve iş içinde eğitimin ideal çözüm olduğuna kanaat getirmişti. Enstitüleri yaratan iki isim buluştuktan sonra artık geriye sadece projeyi uygulamak kalmıştı. Yücel Tonguç'u ülke çapında bir keşif gezisi yapıp rapor hazırlamakla görevlendirdi. Tonguç çeşitli bölgelerde yaptığı gezilerle durumu saptadı. Enstitülerin yerleri belirlendi ve 1940 baharında yasa meclise geldi. Bakan Hasan Ali Yücel'in cesaretle savunduğu yasa mecliste kimi eleştirilere muhatap oldu. Eleştiri sahibi milletvekillerinden biri Kazım Karabekir'di. Karabekir Paşa bu enstitülerin zaten bir sorun olan köy-şehir uçurumunu hepten derinleştireceğini ve bu iki kesim arasında bir ayrım yaratacağını öne sürdü. Yücel ise zaten asıl amacın bu ayrımı ortadan kaldırmak olduğunu savundu. Oylamada red oyu çıkmadı ama 38 kişi oylamaya katılmadı. Bu yasaya karşı bir muhalefetin varlığını gösteriyordu. O gün oylamaya katılmayanlar arasında ileride Demokrat Parti'yi kuracak olan Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü de vardı. İddiaya göre enstitülerin köylüyü uyandıracağından endişelenen büyük toprak sahipleri tasarıya muhalefet etmiş, mecliste bazı milletvekilleri de bu muhalefet sonucu oy kullanmamayı seçmişlerdi. Çıkarılan yasayla daha önceden kurulan 4 öğretmen okulu enstitüye dönüştürüldü. Bu okullara 17 yeni okulun eklenmesi kararlaştırıldı. 1940 yılında 10 enstitü daha açıldı. Bundan sonra açılan 7 enstitü ise diğer enstitülerin yardımlarıyla yapılacaktı. Bu okullardan mezun olanlar atanacakları köylerde 20 lira gibi küçük bir aylık karşılığı 20 yıl mecburi hizmet yapacaklardı. Eğitim hamlesi tam başlayacağı sırada Avrupa'da savaş patlamış ve Nazilerin ayak sesleri Balkanlardan Trakya'ya doğru çınlamaya başlamıştı. Hükümet Trakya'nın boşaltılmasına karar verdi. Göçecekler arasında Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencileri de vardı. Bir gün biz de duyuru tahtamızda herkes iki tabak, çatal kaşık, bir battaniye, bir şey yapacak, sırt çantası hazırlayacak kendisine ve Anadolu'ya yolculuğa çıkılacak. Bu yolculuk bir tür gezi niteliğinde olacak. Belki gittiğimiz yerlerde ders de yapacağız, uzunca da kalabiliriz deniyordu. Trakya çocukları ilk kez Anadolu'ya geçiyorlardı. 1941 Nisan'ında Lalabel istasyonunda trenden indiler,
Oradan yürüyerek Ankara'ya 35 kilometre uzaklıktaki İdris Dağı yamaçlarındaki Hasanoğlan köyüne geldiler. Bu uçsuz bucaksız bozkırda kendi okullarını kuracak ve çölde bir vaha yeşerteceklerdi. Kalacak, barınacak yer yoktu. Köy camisinde kaldı bir bölümümüz. Bir bölümümüz köy okulunda kaldı. Sığmayanlar da çadırlara yerleştirildi. Üçe ayrılmıştık. Yıl 1941. Her şey yok. Savaş önlemleri alınmış. Gaz yok, tuz yok, işte ekmek yok filan. 350 gram ekmek yiyoruz. Hasanoğlan sayıları 21'i bulacak köy enstitüleri içinde en önemlilerinden biriydi. Ankara'ya yakın olduğu için hem siyasiler hem de Türkiye'ye gelen yabancı misafirler için burası bir örnek kurum olarak hazırlanacak ve yıllar sonra enstitülerin en ünlü isimleri de buradan yetişecekti. Bu nedenle temel atma törenine daha önce kurulan 14 köy enstitüsünden öğrenci grupları geldi ve bir Temmuz günü Hasanoğlan köy enstitüsünün temeline ilk harç kondu. Sabahın ilk ışınında bütün ekipler, 266 kişilik öğrenci, teperteperler köy okulunun önünde toplandılar, sıra sıra oldular. Kimisinin elinde tezgahlar var, kimilerinin el arabaları var, kazmaları, kürekleri var, çeşitli inşaat aletleri var. Bunlarla yola çıktılar, yola sıralandılar. En önde Ladik Akpınar Köy Enstitüsü'nden gelen Mehmet Akkuş isminde birisi. Onun elinde de zurna var. İki tane davulcu var yanlarında. Başladı şimdi çalmaya onlar, davullar vurmaya başladı. Yürüyüş kolu köyün içine doğru, köyün içindeki pınara doğru yürüdüler. Bu böyle olunca sanki düğün bayram diye bir hava esmeye başladı. Ortada sadece bir tabela ve arkada uçsuz bucaksız bozkırda otlayan koyunlar vardı. Az sonra başta bayrak, arkada kız ve erkek öğrenciler olduğu halde enstitüler ziraat marşı söyleyerek geldiler. Yürüyüş kolu içinde kimi akordeon çalıyor, kimi türkü söylüyor, kimi kazma kürek taşıyordu. Heyecan içinde temel atılacak çukurun çevresinde halkalandılar. İlk öğretim genel müdür yardımcısı Ferit Oğuz Bayır gelmişti. Topladı bizi, sıraladı. Ondan sonra dedi ki şimdi benim söylediklerimi siz de tekrarlayın. Hasboğalı mukaddesin eline kazmayı verdi. İbrik Tepeli Hüseyin'in eline de gene bir kazma verdi. Tekrarlıyorum, siz de söyleyeceksiniz dedi. Bozkır'ı yeşerteceğiz. Ocak tütüreceğiz. Hepimiz bağırdık. Boşlukta bir koro yankılandı. Bozkır'ı yeşerteceğiz, ocak tütüreceğiz. Ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün temeline ilk kazma vurulmuş oldu. İşte o andan sonra Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş yüzlerce öğrenci hocalarıyla el ele verip örneği görülmemiş bir çalışmaya başladılar. Önce yan yana dizilip kilometrelerce uzanan bir insan hattı üzerinde elden ele taş taşıdılar. Yıllardır deşilmemiş toprağa kazma vurdular. Su olukları açtılar. Kalasları 6 kilometre uzaklıktaki Lalahan istasyonundan raylar üzerinde sürüyerek Hasanoğlan'a taşıdılar. Kireç erittiler, harç kardılar, tuğla dizdiler. O gün orada taş kıran öğrenciler arasında Pazarören Köy Enstitüsü'nden Turgut Kavral da vardı. Adeta çiçekler de sert çiçeklerdi. Bizim Pazarören'den gelen ekip grizetten elbise, iş elbisesi dikilmişti. Bacaklarımız çıplaktı. Oradaki dikenler yakıyordu. Oradaki gördüğünüz fotoğrafı ben köşe taşı yaparken ben farkına varmadan ilk öğretim genel müdürü çekmiş. Bu
benzersiz dayanışma kısa sürede sonuç verdi. Yaz kış süren çalışma sonucu Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde 6 ay gibi kısa bir sürede 20 bina bitmişti. İşte Bozkır ortasında bir vaha vardı artık. Ve herkes o vahadan yayılacak ışığın yakında bütün ülkeyi aydınlatacağı umudu içindeydi. Başta da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Milli şef köy enstitülerini Cumhuriyet'in eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi saydığını kendi el yazısıyla belirtmiş ve köy enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini ömrüm boyunca yakından ve candan takip edeceğim diye söz vermişti. Köy enstitüler bu sözü yıllar sonra acıyla anımsayacaklardı. İnönü, Atatürk'ten devraldığı bu mirasın en gözde meyvelerinden birini görmek üzere kısa süre sonra Hasanoğlan'a geldi. Cumhurbaşkanını ilk kez görecek olan çocuklar heyecan içindelerdi. İnönü, nasılsınız çocuklar dedi. Sağ ol dedik. Sonra etrafında halk olun evlatlar dedi. Halk olduk, kendine en yakın öğrencinin halk olduk ve yakanızı şu üstten de iki düğmenizi çözünüz dedi. Çözdük. Kendisine en yakın öğrenciden başladık. Tek hepimizin çamaşırlarını kondurlar. Ve sonunda temizsiniz evlatlarım. Haydi şimdi sizleri iş başına görüyorum dedi. Enstitüde işbaşı zeybek havasıyla yapılıyordu. Öğrenciler her sabah erkenden kalkıp okulun önündeki büyük alanda toplanıyor ve güne sabah sporu niyetine hızlı erkekli halk oyunları oynayarak türkülerle başlıyorlardı. Sonra kendilerinden önce kalkıp fırınlarda ekmek pişiren arkadaşlarının hazırladığı kahvaltıya geçiyorlardı. Sabah 7.30'dan sonra da serbest okuma saati başlıyordu. Her enstitünün büyük bir kütüphanesi vardı ve Hasan Ali Yücel'in çevirisini yaptırdığı klasikler burada bulunabiliyordu. Her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eseri okumak zorundaydı. Remzi Kitabevi'nin yayınladığı 50 kuruşluk şarttan karttan seçme eserler serisi bizim artık ellerimizdeydi. Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim, Şoroğuf'un Uyandırılmış Toprak, Dostoyevski'nin Harf ve Sur, hepsi yani bütün klasikler. Fransızlardan Zola'nın Germinal'i, Asamuar'ı, Meyhanesi, bunları okuyorduk aralarında. Ve asıl garibi, nereden geldi bilmem. Nazım Hikmet'in kitapları elimizde. Ve iki plak vardı, Saltım Söğüt diye. O nasıl dinlerdi? Ağlama, Salkım Söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Bu serbest okuma saatinde isteyen öğrencilere müzik öğretmenleri tarafından mandolin, keman, akordeon, bağlama dersleri de veriliyordu. Hatta bağlama dersini kimi zaman enstitüleri birer birer gezen Aşık Veysel veriyordu. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımın aşığı kar etme hey. Kalasın dilleri söyleyme ya da hey. Saz meraklıları da onun karşısına yarama şeklinde böyle otururlar. Aşık Veysel'in çaldığı türküye göre onun sazına bakarak, seslerini de ayarlayarak ona göre pene vurmayı, onun çaldığı gibi çalmayı temrin ederlerdi. Böyle kısa bir zamanda da ona uyarlar, onu öğrenirlerdi. Thank you.
dersler, türküler, dizeler, köylerinden yeni çıkmış çocuk yaştaki öğrenciler üzerinde derin izler bırakıyordu. Onlar dinlediklerinden, okuduklarından etkileniyor, etkilendikçe taklit etmeye çalışıyor, taklit ettikçe de Bozkır ortasından Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak bir köylü aydınlar kuşağı yetişiyordu. Fakir Baykurt'tan Mehmet Başaran'a, Ali Dündar'dan Dursun Akçam'a, Mahmut Makal'dan Talip Apaydın'a kadar. Zaten söylerler de bize Türkçe öğretmenlerimiz falan. Siz de yazın, şiir yazın, öykü yazın, işte birbirinizi okuyun, eleştirin. Ya tahrir derslerinde işte bir konu verilir, o yazılır. Öğretmen sonra onları toplar, eleştirir falan. Yani benim o yıllarda böyle okuyarak, okumaktan gelen bir hevesle yazma dürtüsü de uyandı bende. İlk defa şiirler yazdım, basit öyküler yazdım. Anadolu bin yıllık uykusundan uyanmaya yüz tutmuştu. Bu uyanışın en güzel örneğini İnönü'ye 1942 yılında ziyaret ettiği Savaştepe Köy Enstitüsü'nde konuştuğu bir genç kız yaşattı. Sokuluyor kızın yanına ve diyor ki, kızım çantanda ne var görebilir miyiz? Paşam görebilirsiniz diyor, çıkarıyor çantasından bir çeyrek köfte ekmek ve bir de Antigone adlı klasiklerden yeni çıkmış bir kitap. Dönüyor yanındakilere, görüyor musunuz diyor, köy enstitülerinde kitap ekmekle bir tutuluyor. Ne zaman Türkiye'de erinden generaline, sade vatandaşından cumhurbaşına kadar herkes ekmekle kitabı bir araya, azlığıyla kitabı bir araya getirebilirse, o zaman Türkiye'nin savunması daha güzel olacak, kalkınması daha gerçekçi olacak, bağımsızlık, tam bağımsızlık gerçekleşmiş olacak. İşte diyor, köy enstitüleri bunun yolunu açıyor. Okuma saatinin ardından eğitim başlıyordu. Eğitimin %50'si normal orta eğitim derslerinden oluşuyordu. Ancak enstitülerin özelliği bununla yetinilmemesi ve iş eğitimine de aynı oranda önem verilmesiydi. Kalan sürenin %25'inde tarım dersleri veriliyordu. Tarım saati geldiğinde öğrenciler kazmaları, kürekleri sırtlayıp Ziraat Marşı eşliğinde enstitünün tarlalarına gidiyorlar ve modern zirai teknikleri öğreniyorlardı. Üstelik bu gerçek anlamda verimli bir ders oluyordu. Çünkü öğrenim sırasında ekilen tarlaların mahsulü daha sonra sofralarında yiyecek olarak değerlendiriliyordu. Pedagogların yıllardır tartıştığı ve hep tartışacakları iş içinde eğitim, enstitülerde gündelik hayatın bir parçasıydı. Öğrenci yaşayarak öğreniyordu. Yani siz tarımı bugün okulların birçoklarında yapıldığı gibi saksıda çiçek yetiştirmek yahut da saksıda buğday yetiştirmek şeklinde yaptığınız zaman onu öğretemezsiniz. Bu ezbere bir şey olur. Hani benim torunlarım şimdi öyle yapıyorlar. Bir şey diyorlar, işte tohumu alıyorlar, bez pamuklu şeye koyuyorlar, oralarda yetiştiriyorlar ve bu tarım öğretimi değildir. Derslerin kalan %25'i ise teknik derslerdi. Erkek öğrenciler yapıcılık, demircilik ya da marangozluk, kızlarsa el işi, biçki dikiş ya da yemek iş kollarından birini seçiyor ve bu konuda eğitim görüyorlardı. Böylece hem o güne dek koyun gütmekten, tarla çapalamaktan başka bir şey bilmeyen köy çocukları zanaatkar hale getiriliyor, hem de köy tarım dışında iş kollarıyla tanıştırılıyordu. Müfredat bazen bölgenin özelliklerine göre değişebiliyor, kimi yerde balıkçılık eğitimi öne çıkarken bazı yörelerde arıcılık öğretiliyordu. Enstitü öğrencileri bölgede zirai teknikleri bilen, kooperatifçilikten anlayan, yapı işlerini beceren, hayvancılıkta en iyi verimi alan aydın öncüler olarak kalkınma hamlesine hazırlanıyorlardı. Gün boyu süren bu iş eğitiminin ardından öğrenciler akşam yorgun argın enstitüye dönüyorlardı. Ancak okul henüz gelişme çağında olan bu çocuklara doyurucu yemek sunamıyordu. Savaş yıllarıydı ve ekmek gramla tartılarak verilebiliyordu. Çok zor bunu söylemek ama yani doğru dürüst karnımız doymuyordu. Yani sabahleyin işte un çorbası yahut bulgur çorbası
Örneğin işte etli fasulye diyorlar ama et çok az, bulgur pilavı filan. Öğrencilerin bunları yedikleri bir gün enstitüye gelen İnönü'ye özel yemek çıkarılınca okul karıştı. Cumhurbaşkanı için özel yemek çıkması tam bir adalet ve eşitlik duygusuyla yetiştirilen enstitülerin itirazına yol açtı. Bu tür itirazların dillendirileceği yer cumartesi toplantılarıydı. Bütün enstitülerde cumartesi günleri eleştiriye ayrılmıştı. O gün bütün okul öğrencileri, öğretmenleri ve müdürleriyle buluşur, geçen haftanın bir değerlendirmesini yapar, yanlış uygulamaları eleştirirlerdi. Eleştirilen, kimi zaman temizliği iyi yapmayan görevli öğrenciler olurdu, kimi zaman işlere yardım etmeyen öğretmenler, kimi zaman da yemeğini beğenmedikleri aşçılar. Ve savunma, alanın ortasında, herkesin gözü önünde yapılırdı. İnönü'nün ziyaretinin ertesi yapılan cumartesi toplantısında eleştirilerin hedefi Cumhurbaşkanı için özel yemek hazırlatan enstitü müdürü Rauf İnan'dı. Biz dedik bu ayrıcalık niye yani? Rauf Bey söz aldı, tamam dedi. Ayrıcalık onun Cumhurbaşkanı olduğu için değil, İnönü olduğu için değil. Şeker hastası var dedi. Perizli, sizden ne dedi, hasta olanlara ayrı yemek çıkarmıyor muyuz dedi. Devirde yatan arkadaşlarınıza zafiyet geçiren, her gün pirzola çıkmıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Prensip bozulmak için var başka. Bütün bu faaliyetler Ankara'daki bir karargâhtan yönetiliyordu. Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurulan bu karargâhın komutanı İsmail Hakkı Tonguç'tu. O, öğrencilerin Tonguç babasıydı. Tonguç, 20 enstitüyle de ayrı ayrı ilgileniyor, sık sık gidip denetliyordu. Köy enstitülerinin kuruluşuna kaynaklık eden hemen bütün fotoğrafları o çekmişti. Belki de bu yüzden kendisi fotoğraflara ancak gölgesiyle girebilmişti. Köy enstitülü Cafer Pekmez, öğrencilik yıllarında Ankara'ya gelip arkadaşlarıyla içki içip eğlendikleri bir gün, hesabı ödemeye paraları yetmediğinde borç için yine Tonguç'a koştuklarını bugün saygıyla anımsıyor. Bahçe kapısından girmeden gördü beni, ne o Pekmez dedi, hayırlı aferin. Vallahi hocam dedim, biz bugün bir işler yaptık dedim. Cebimizdeki para da yetişmedi ödemeye, ben dedim para istemeye geldim. Ne kadar dedi, 15 lira kadar olsa yeter dedim. O da ilahiyatlere, bütçelerine para yatırmış okullara, oradan dönüyormuş. Elini cebine attı, 15 liraya çıkardı, verdi. Ben hemen aldım. Fakat orada tembih etti bana, dedi ki, akıllan gel, seninle bir daha konuşalım dedi. Tonguç, enstitülerin nasıl yönetilmesi gerektiğini, karşılaşacak sorunların nasıl çözülebileceğini bütün enstitülere gönderdiği genelgelerle açıklıyordu. Bu genelgeler içinde bir tanesi, bugün bile eğitimciler ve öğrenciler için bir ibret vesikası niteliğinde. Diyor ki genelgenin başında, bu bütün öğretmenlerin ve öğrencilerin bulunduğu kurulda okunacak. Üç defa. Üç ayrı gün okunacak. Herkes bunu dinleyecek. Öğretmen, öğrenci. Aşçı. Neyse işte gece bekçisi. Bütün enstitünün mensupları önünde. Orada diyor ki hiçbir öğretmen hiçbir öğrenciye el kaldıramaz. Kötü söz söyleyemez. Küfredemez. Dayak atamaz. Eğer bu dediklerimi yaparsa, öğrencinin de aynı şekilde mukabele etme hakkıdır. Okuyorlar hepimize. Öğrenciler de okuyorlar. Şimdi öğretmenlerin bir kısmı tabii bundan çok şey oldu, tedirgin oldu.
Bu tedirginlik yaygınlaşmakta gecikmedi. Köy enstitüleri çeşitli yönlerden eleştirilmeye başlandı. En yaygın eleştiri konularından biri kızlarla erkeklerin birlikte eğitim yapmalarıydı. Gerçi diğer okullarda da karma eğitim yapılıyordu ancak enstitüler yatılıydı. Ve kız öğrencilerle erkeklerin aynı kampüs içinde kalıyor olmaları söylentilere yol açıyordu. Enstitü müdürleri yörelerindeki kız öğrencileri okula kaydettirebilmek için çok uğraşmışlar, ailelerine dil dökmüşler ve köy kızlarının kaderini değiştirebilmek için seferber olmuşlardı. Ancak ucuz iş gücünden ya da başlık parasından olacağını anlayan aileler, kızınız orada ahlaksız olur söylentilerine daha kolay inanmaya başladılar. Ve aile içinde tartışmalar baş gösterdi. 11 yaşındaki kız çocuğu yatılı okula gönderilir mi? Nasıl gönderebiliyorsunuz? Olmaz diyerekten dedem, ninem köyden karşı çıkıyorlardı tabii. Annem de karşı çıkıyordu. Yalnız babam okusun diyordu. Sanki biz köyde erkeklerle ayrı yaşıyormuşuz da köy enstitülerine gelince birlikte yaşamaya başlamışız gibi. Hayır, köylerde de biz mesela yaylada veya köyde uzaktaki ağıllara gitmek için, uzaktaki ekeneklere gitmek için, uzaktaki meyveleri toplamak için kız erkek çocuklar birlikte yalnız giderdik. Mesela bir kız, üç erkek çocuk. Bir kız, bir erkek çocuk gidebilirdi. Hey beni dost, hey beni dost, beni dost. Bütün şekil, beni dost. Güzel bakar, oynarsın. Kalbi düşman, beni dost. Güzel bakar, oynarsın. Eleştiriler burada kalmadı. Peşinden enstitülerin yeterince milliyetçi olmadığı eleştirisi geldi. Nazizmin Avrupa'yı kasıp kavurduğu yıllarda bunu ilk dillendiren de Talim Terbiye Kurulu üyesi Halil Fikret Kanat oldu. Kanat, Kurum gazetesinde yazdığı yazılarla ve bakanlığa gönderdiği raporlarla enstitüleri eleştirirken bu okulların milliyetçilik amacının bulunmadığından yakınıyordu. Kanat gibi düşünenlerin gösterdiği örnek enstitülerde söylenen bir türküydü. Bunu şikayet etmişler. Ey milli dost, milli, milli dost değil, milli dost, mil toprak. Öyle bir halk türküsü bu yani. Bizim uydurduğumuz bir türkü değil. Milli olanı işte 72 dilli diyor falan diyerek böyle bir kampanya. Yani güya biz milliyetçi değiliz, onlar milliyetçi. Eleştiriler yoğunlaşırken enstitülerde ilk krizde bu milliyetçilik solculuk tartışmasından patlak verdi. Çifteler Köy Enstitüsü'ne atanan Asiye Eliçin adlı bir öğretmenin öğrencilere tavsiye ettiği kitaplar bir ihbar sonucu emniyete bildirildi. Yani öyle bir şikayet de oldu. İşte burada bir bayan öğretmen solculuk açılıyor falan diye. Polis geldi. Polis aradı bizim, işte hepimizin dolaplarımızı, kitaplarımıza baktılar, defterlerimize baktılar. Tabii çocukça şeyler, bir şey bulunamadı. Yani oradan çıktı ilk solculuk hikayesi. İşin ilginç yanı, sağcılar tarafından solculukla suçlanan enstitüler, solcular tarafından da bir başka açıdan eleştiri konusu olacaklardı. Enstitülerin yapımında öğrencilerin kullanılıyor olması ve okuldan mezun olduktan sonra 20 yıl köylerinde zorunlu hizmetle görevlendirilmeleri de soldan bazı aydınların enstitülere karşı tavır almasına yol açtı. Özellikle Kemal Tahir, Bozkır'daki Çekirdek adlı romanında enstitülerde köy çocuklarının azla yetinmelerinden yararlanılarak ağır işlerde çalıştırılmalarını ve köylerine mahkum edilmelerini eleştirdi. Kemal Tahir'e göre buradan yetiştirilecek öğretmenler Nazi Almanya'sındaki türden bir tek parti rejimini ve Milli Şeflik Kurumu'nu ayakta tutmaya yarayacaklardı. Bu anlamda enstitüler birer eğitim kurumundan çok kölelik kurumuydu. Gerçekten çok çalıştık. Yani bunu itiraf ederim ama
Yani biz köyde olsaydık çalışmayacaktık sanki. Hiç değilse başkasına ırgatlık yapmadık. Kendimiz için yaptık, çalıştık. Kendi yaptığımız binalarda okuduk. Kendi diktiğimiz fidanların meyvesini yedik. Kendi yetiştirdiğimiz sebzeleri yedik. Başkasına değil. Yani bu bir ırgat gibi, başkalarına hizmet eder gibi çalışmak şeklinde anlamadık biz bunu hiçbir zaman. Öyle görmedik. ...1943 yılı geldiğinde köy enstitüleri ilk mezunlarını verdi. Bu 103 öğrenci Türkiye'nin en büyük eğitim hamlesinin ilk meyveleri olarak Yüksek Köy Enstitüsü'ne gönderildiler. Artık 20 köy enstitüsünde toplam 12 bin öğrenci vardı ve hızla yenileri geliyordu. Ancak savaş yıllarının ateşi içinde enstitülerde eğitim gören öğrencilerin sayısıyla birlikte eleştiriler de artacak ve o eleştiriler bir gün heyecanla kurulan köy enstitülerinin hüzünle sona erişine neden olacaktı. Şamlıbel'de bir gül açsa uykuları kaçar Bolu Bey'inin. Çünkü kırmızıdır gül, halkın ve toprağın uyanışına benzer. Bir değil, bin gül açıyordu Anadolu'da. Ekmeği ikiye bölsen aydınlık sesi duyuluyordu halkın. Köyleri tutmuştu aşkın ve terin hünerleri. Bir oldular da Bolu Bey ile kapattılar enstitüleri.